Mindset'ten herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere Monster Notebook'larda bulunan Sound Blaster Cinema 5 ses özelliği sisteminden bahsedeceğim biraz. Sound Blaster Connector'a bağlanıyoruz buna. Öncelikle bazı kişiler benim gibi bununla ilgili sorun yaşayabiliyor. Ya yani ben bunu ilk aldığımda geçen sene Kasım'ın 22'sinde falan laptop elime ulaşmıştı. Ben bunu ilk kurduğumda şurada disconnected falan filan yazıyordu. Yani kısacası ben bunu kullanamıyordum. Ardından bu ay içerisinde Monster'la iletişime geçtim. Bana bir link attılar. Dedim ki Sound Blaster'ım çalışmıyor. Yani bu özelliği kullanamıyorum. Onlar da bana bir link attı. Oradan bir indirme yapıp bir şey kurmamı istedi. Kurdum. Ve çalışmaya başladı. Driverlarım da gayet düzgün bir şekilde kuruluyordu. İlk olarak bazen burada Microsoft Store kitaplığımız oluyor. Nereden gösterebilirim? Burada kitaplığınıza girdiğinizde burada yüklemeye hazır kısmında burada mevcut olur sizin Sound Blaster'ınız ilk aldığınız yani driverlarınızı tamamen kurduktan sonra. Yani burada olduktan sonra buradan yüklersiniz. Tabii ki de bunun için Realtek falan. Yani burada bana bir not gönderdiler. Bu şekilde. Onun ulaşabileceği maksimum güvenli ses düzeyine Sound Blaster Connect ile ulaşabiliyorsunuz. Cidden de bu doğru. Önceden aldığım ses performansının cidden fazlasını aldım. Buradan kendinize ait bir şey de oluşturabilirsiniz buradan. İsim verdik mesela ekledik. Gördüğünüz gibi yenisi oluştu. Bunun ayarlarını yapabilirsiniz. Bu sayede kullanabilirsiniz. Kendi ayarlarınıza. Veyahut burada tasarlanmış bizim için belli başlı şeyler var. Oyun için, film için, müzik için olsun. Her şey için tasarlanmış bizim kullanımımıza ait. Tabii ben bunu kendim ayarladım. Perfect olanı. Yani cidden ses bakımında gerek kulaklık olsun gerek hoparlörde aldığım deneyim cidden değişti. Speakers'tan da seçtiğinizde zaten anlarsınız buradan. Yani farklı farklı ses tonlarında geliyor. Kullandığınız kulaklıksa kulaklığınızın türünü de seçmenizi tavsiye ederim. Bu da cidden bir değişikliğe sebep olabilir. Deniyorum yani farklı kulaklıklarla falan. Cidden de bir fark oluyor. Ve bunu kurabilmeniz için Windows 10'un minimum 1909 yapım numaralı yani Windows 10 Home Single Language ya da Windows 10 Home falan o civara denk geliyor 1909. Sürümünüzü nereden kontrol edebilirsiniz? Ayarlara geliyorsunuz. Buradan hangisi olması lazım bunlardan? Bir göz atalım. Güncelleştirmeden miydi? Yani burada bir yerde bilgisayarınız, bakın yeni güncelleştirmelerimiz de mevcut. Burada bir yerde mevcut olması lazım. Sistem aynen. Sisteme geliyorsunuz hakkında. Geldikten sonra burada gördüğünüz gibi sürüm 1909. En az 1909 olmalı. Windows 10 Home Single Language kullanıyorum. Bu şekilde en az 1909 olmalı dediğim. Yani bunu dedim ses driverlarınızın güncelliğini falan nasıl kontrol edebilirsiniz? Driverlarınızın en basit şekilde Intel'in hatta direkt Google üzerinden göstereyim bunu. Google'a girdiniz. Intel Driver Update yazın. İlk baştakine girin arkadaşlar. Download edin. Download ettikten sonra zaten kurduğunda size bu şekilde kendisi tarayacaktır. Ve hangi şeyinizin eksik olduğunu da buradan görebilirsiniz yani sırayla. O yüzden bu konuda da bir sıkıntınız olmasın. Buradan direkt olarak bakın Realtek kurulu. Bu şekilde kurulu olması lazım. Bundan sonra zaten bir sorun olmayacaktır. Ardından baktınız. Tamam. Driver'da kurdunuz.
Sesinizi bu şekilde, yani dediğim gibi ayarlayın. Ben kullandığım model hakkında da bir aygıt sistem bilgisine bir girelim. Kullandığım bilgisayar şu şekilde görebiliyorsunuz. Avro A5 ve 15.3 modelini kullanıyorum. i5 9. nesil bir işlemcim var. GTX 1050. 240 GB'lık bir SSD, 1 TB'lık da bir hard disk sahip laptopum. Yani bunların dışında, yani buradan gördüğünüz gibi, buradan da bilgisayarınızın belli başlı şeylerine bakabilirsiniz. Bu arada alacak olan varsa GTX 1050'de almamasını öneririm. Çünkü ileride cidden bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum ben de kendi laptopumun. Bu yüzden sizlere de tavsiye etmiyorum. Monster'la ilgili, Sound Blaster sistemimizle ilgili bu bilgi videosu bu kadardı arkadaşlar. Bundan bir sonraki videoya bilgisayarımın FPS değerleri falan, bunları sizlere göstereceğim. Ama ondan önce en azından bir bilginiz olsun diye, bu konuda da bir bilginiz olmasını istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak içinse kanalıma abone olmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Thank you.